Merhabalar. Bankalar bazen borç alan taraf olur, bazen borç veren taraf olur. Peki, bankalar bu borç verme işini nasıl yaparlar? Önce nasıl yapmadıklarını söyleyerek başlayalım. Bir banka şunu söylemez. Benim kasamda 1000 TL var. O zaman benim verebileceğim maksimum kredi yani borç tutarı 1000 TL. Böyle bir şey olmaz. Bir kaydi para oluşturma süreci neticesinde bankalar verecekleri kredi miktarını belirlemiş ve kasalarından çok daha fazlasını vermiş olurlar. Yani ellerindeki mevcut paralarından çok çok daha fazlasını kredi olarak kullandırmış olurlar. Peki kaydi para ne demektir? En basit tanımı ile kişilerin elindeki parayı bankacılık sistemine sokmaları neticesinde bu paraların kayıt altına alınmış olması demektir. Peki kaydi para oluşturma süreci ne demektir? Bankalara yatırılan paranın kredi olarak kullanılması ve kredi olarak kullandırılan paraların ise tekrar bankaya yatırılarak bankacılık sistemine dahil edilmesi işine de kaydi para oluşturmak denir. Bunlar işin tanım kısımları. Gelin beraber bir de rakamlar ve basit bir örnek üzerinden konuyu size anlatmaya çalışayım. Bir ekonomi düşünelim ve bu ekonominin e, yalnızca bir merkez bankası yani tek bir merkez bir merkez bankası ve bir bankadan oluştuğunu varsayalım. Yaklaşık bir senedir beraberiz. Videolarımı genel olarak e, mantığının kavranması üzerine kurguluyorum. Bu sebeple yani ekonomide ikinci banka olsaydı süreç nasıl olurdu gibi soruları belki sonraki videolarda yanıtlayabiliriz ama şu anda biz sadece konunun çok net bir şekilde anlaşılabilmesi için bir merkez bankası ve bir banka olduğunu kabul edelim. Bir merkez bankası, bir banka. Bu bankaya A kişisi 100 TL yatırsın. Merkez bankasının ise zorunlu karşılığı %10 olsun. Banka 10 lirayı yani 100 liranın %10'u olan 10 lirayı Merkez Bankası'na yatırır. Geriye 90 TL kalır. Bu 90 TL bankanın borç verebilecek tutarıdır, elindeki tutardır. Bu 90 liranın ise tamamını B kişisine ticari mal alımı karşılığında kullandırılan bir kredi için vermiş olsun. B kişisi bu 90 lira'nın tamamını gitsin ve C kişisine kendisine bu ticari malı satan C kişisine satmış olsun, e, vermiş olsun. C kişisi elindeki bu 90 TL'nin tamamını alsın ve bankaya yatırsın. Böylelikle bankada şu an itibariyle 100 lira ve 90 lira olmak üzere toplam 190 TL mevduat olur. Bu C kişisinin yatırdığı 90 liranın %10'u olan yani Merkez Bankası'nın karşılığı olan 9 TL'yi banka Merkez Bankası'na yatırsın. Böylelikle 81 TL'lik kredi kullandırılabilecek bir tutar bankanın elinde mevcuttur. Bu 81 TL'yi banka alıp bu sefer yine ticari mal alımı karşılığında kendisinden kredi isteyen D kişisine kredi kullanımı karşılığında ödemiş olsun. Bu D kişisi bu sefer yine malı almış olduğu E kişisine 81 TL olarak ödeme yapmış olsun. 81 TL'yi D kişisi E kişisine ödedi. Bu sefer yine E kişisi bu 81 TL'yi alsın ve gelsin tekrar bankaya yatırmış olsun. Böylelikle bankaya tekrar 81 TL ilave olmuş oldu. Şimdi kendisine banka ilk başta 100 TL yatırmış olan A kişisinin parası artı 90 lirayı yatırmış olan C kişisinin parası artı E kişisinin yatırdığı 81 lira olmak üzere toplam 271 TL ekonomide dönmüş olan tutar. E macera nasıl başlamıştı? Burada A kişisinin yatırmış olduğu 100 lirayla başlamıştı. O zaman 271 eksi 100 TL bu da 171 TL yapar. Yani bu da işte gördüğünüz gibi oluşturulan kaydı paradır. Bu sistem neticesinde bankacılık sistemi neticesinde 171 TL'lik bir kaydi para oluşmuş oldu. Bu şekilde oluşturulan bu döngüler neticesinde sistemde bir kaydi para oluşmuş olur. Yani bankanın kasasında 100 lira vardı ama 271 TL'lik bir hacme ulaşmış oldu bir nevi. Olaya bu şekilde bakabiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.